Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır tarihinde ve Türkiye'nin sayılı operasyonları arasında bir operasyon gerçekleştirdi. Post cihazı tefecilik operasyonuydu ve Türkiye genelinde 8 ilde yapıldı bu operasyon. 33 kişi gözaltına da alındı. Aralarında bir banka müdürü ve bir banka çalışanı da var. Tabii haksız kazanç elde eden bu suç örgütüne yönelik Diyarbakır Emniyeti'nin yapmış olduğu önemli operasyonlardan biriydi ve şimdi o operasyonun nasıl yapıldığını ve tefecilik post cihazının nasıl gerçekleştiğini işin uzmanından soracağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz anlatır mısınız efendim post tefeciliği nasıl işleniyor ve vatandaşlar bu konuda nasıl duyarlı olmalı? Şöyle şey üzerinde de anlatırsınız efendim. Post tefeciliği nakit sıkıntısı olan vatandaşlarımızın Türkiye standartlarına ve kanunlarına göre faizle para bilmek veya para vermek dediğimiz sistemler yasal mevzuat içerisinde belli kurumlar tarafından yapılmaktadır. Ama bunun dışında işte tefeci dediğimiz şahısların borç para verme kisvesi altında haksız kazanç, yüksek faizli haksız kazanç elde ettikleri bir sistem aslında bizim tefecilik dediğimiz. Nasıl işliyor bu sistem? Ben size biraz anlatayım özellikle. Öncelikle yaptığımız operasyon üzerinden anlatayım. Örgüt üyeleri paraya ihtiyacı olan şahıslar veya kimlik bilgisini herhangi bir şekilde paylaşan şahıslar üzerine firmalar, yani sanal firmalar kuruyorlar. Bu firmalar üzerine gerekli belgeleri çıkarıyorlar. Çoğu zaman da bu firmaların üzerine imza ve yetki belgelerini de noter vasıtasıyla kendi üzerlerine alıyorlar. Yani birçok vatandaş kimlik bilgilerini verip kendi üzerine firma kurulduktan sonra aslında o firmanın nasıl gidişatı olduğunu da bilmiyor. Bu örgüt üyelerimiz daha sonra kurdukları firma üzerine post cihazları çıkarıyorlar. İşte bu post cihazların çıkarılmasında yine yasal düzenlemelerle birçok şey engellenmiş olsa da bazı yine işte kendi operasyonumuzu yaptı banka müdürleri veya banka çalışanlarının da devreye girmesiyle sistem içerisinde bazı kontrol mekanizmalarını atlamaya çalışıyorlar. Post cihazları firmalar üzerine çıkarılıyor. Firmalar üzerine çıkarıldıktan sonra bunlar Türkiye genelinde dağıtılmaya başlıyor. Ve bu post cihazları bir sirkülasyon halinde de devam ediyor. Yani bir post cihazı Diyarbakır iline geldikten sonra belli bir süre burada kalıyor. Daha sonra buradan başka bir ile gidiyor. Bunun amacı nedir? Bunun amacı polis takibinden kaçmaktır. Çünkü Türkiye'nin her yerinde tefecilikle ilgili polislerimiz gerçekten ciddi bir çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla örgüt mensupları da bu konudan kaçmak için mümkün olduğu sürece bir defa tespit edilmiş bir post cihazını kullanmak istemiyorlar. Bu yüzden de Türkiye içerisinde bu post cihazlarını gezdiriyorlar. Bayram öncesi büyük bir vurgunun önüne geçildi diyebilir miyiz? Şimdi tefecilerin aslında ortamdan faydalandığı bir ortam. Nakit ihtiyacının olduğu, para ihtiyaç olduğu bir zamanda vatandaşlarımızın aslında bu aciz durumundan, bu ihtiyaç halindeki durumdan faydalanmak için yaptıkları bir sistem. Malum bayram geliyor, masrafların arttığı bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde istatistikler de bunu gösterir ki tefeciler için aslında çok fazla da iş yaptıkları, çok fazla haksız kazanç elde ettikleri bir dönemdi. Biz o yüzden biraz daha bayram öncesinde bunu bayram temizliği olarak görüyoruz piyasalarda. Bildiğimiz kadarıyla 8 aydır takip ediyordunuz bunları ve mesela ne kadar bir meblağ var ortada şu an için? Yani şu an için şöyle diyebiliriz. Örgüt üyelerinin 1 milyar civarında haksız kazanç elde ettiği şeklinde tespitlerimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki adli süreç devam edecek, netice gider ama bizim tespitimiz 1 milyar civarında. Şimdi sanal şirketler dediniz. Mesela bir vatandaş nasıl kendi adına bir sanal şirket olup olmadığını önlenebilir? Şimdi aslında burada danışıklı dövüş demeyeyim ama iki tarafında aslında bildiği bir sistem var. Sonuç olarak siz tefecilik için paranızı çektirdiğiniz zaman biliyorsunuz. Bir firma kuruyorsunuz, satış olmayan bir yerden satış yapılmış olarak gösteriyor. Dolayısıyla gidip de para kullanmak isteyen bir kişi, tefecilerden para almak isteyen bir kişi aslında bunun böyle olduğunu biliyor. Vatandaşımızın bilmediği nokta şu. Buradaki zaten gördüğünüz üzere kimliklerini, yani kredi kartlarını, şifrelerini bunların eline bırakıyorlar. Dolayısıyla kendilerinin haberi olmadan çekimler yapılıyor. Başka bir şekilde başka kişilere kullanılıyor. Yani aslında tefecilikten önce ne kimlik bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini paylaştıklarından dolayı ciddi bir dolandırılma tehlikesi altındalardır. Bunlarla ilgili binlerce, yüz binlerce örneğimiz var zaten. Peki bizi kaç alıyor bunlar bu sistem üzerinde? Bu sistem şöyle diyeyim ben size, hani devletin kanunlarında her zaman düzen kural vardır. Bunlarda düzen kuralı yoktur. Karşı tarafın aciziyeti ne kadar fazlaysa
aldıkları komisyon, aldıkları faiz o kadar fazladır. %20'lere, %25'lere kadar faiz uyguladıkları yerler var. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Diyarbakır Emniyeti'nin yapmış olduğu operasyonla büyük bir vurgun da önüne geçirmiş oldu. Aslında bayram öncesi büyük kazanç, büyük vurgun yapmayı hedefliyordu çete üyeleri, ama Diyarbakır Emniyeti'nin yapmış olduğu operasyonla da o çete, o haksız kazancın da önüne geçirmiş oldu diyerek sözü tekrar size bırakalım.